Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Din nasihattır diyor değil mi? Din nasihattır, din nasihattır. Yani bir şey tekrar ediliyor ama zahirde tekrar gözüküyor. Aslında insandaki o nihayetsiz mertebelerini aktif ediyor. Şimdi ben bir şey okumadan önce merak ettim. Acaba dinler olmasaydı zamanı, yaşadığımız zamanı, mazi veya geleceği neyle yorumlayacaktık? Nedir mesela bu zaman, bu asır, geçmiş asır? Başka insan nedir? Yani insan ne olduğunu neyle bilecektik? Veya bildin diyelim, böyle attın kafadan, tuttuğunu nereden bileceksin? Birisi onaylamamış. Mesela bu asra ahir zaman fitnesi denilmiş, ahir zaman asrı denilmiş. Ama felsefe başka bir şey diyor yani. Budistler başka bir şey diyor. Yani nasıl bilecektik ki veya nasıl emin olacaktık yaşadığın zamanda? Bugün o çayda dedim ya, çok hoşuma gitti, bugün etkiledi. Maide suresinde miydi? O hafız, kuvvetli hafız nerede? Sen de inşallah bulursun. Diyor ki, ben bir tasvir edeyim, ondan sonra ben bu çuva 45'e tamamlamış oluruz. Bir peygamber var böyle, peygamber, insan, ruhu peygamber. Miraca gitmiş, oraları görmüş, mukayese etmiş, tanımlamış, farkındalığı artmış. Tamam, böyle bir insan. Ona Allah diyor ki, ahiret hayatı senin için daha hayırlıdır. Bir düşünsenize yani, sen peygambersin, hem de öyle bir peygamber ki, senin hürmetine yaratılmış. Her şey, çekirdeği sensin. Buna diyor ki, yani bu ruhla yaşayana, yani bu ruhla yaşayana diyor, bu ruhuna söylüyor. Anlıyor musun? Yani ben, şimdi şöyle bir şey var. Bir insan düşün ki, ben peygamberim. Peygamber olduğunu biliyor. Ve peygamber oluşundan ona has olan lezzet-i mukaddesesini düşün. Allah beni peygamber yaptı. Allah beni tercih etti. Ve vahiy ile, mucizelerle destekliyor seni. İnsan ne kadar psikolojisi güçlü olur değil mi? Ne kadar ruhu mutlu olur, huzurlu olur. Ama buna diyor ki, böyle bir dünya hayatında senin ruhun, ahiret hayatı senin için daha hayırlıdır. Maide suresinde mi geçiyor? Ala suresinde bir tane var abi. Böyle ahiretü hayır mı? Ahiret daha hayırlı ve bakidir. Bakidir. Hadi, o yetiyor zaten. Bir bayram, bir kahve getirsen. Şey demek istedim ya. Şimdi yaşadığımızı, ben insan olduğumu, nerede yaşadığımı, niye yaşadığımı, niye geldiğimi, nereye gittiğimi, başıma neler geçeceğini, bir şeyler oluyor dünyada, savaşlar oluyor. Yani nasıl bir zamandayız, nerede yaşıyoruz, neyle bilecektik? Onunla alakalı bir ders. Bismillahirrahmanirrahim. يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Kastamonu 104. 31. ayetin işaretini beyanında. Kastamonu Leykası 104. sayfa. Takip etmek isteyenler için. Manası ne? يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا dünya hayatını ahirete tercih ettiler. Nerede geçiyor bu? 14. sure 1. ayet. Bahsinde denilmiş ki, bu asrın bir hassası şudur ki, ha şimdi asrı tanımlıyor. Hani baştaki konuşma bunun için. Nasıl bir asırdayız? Bilelim ki adımımızı öyle atacağız. Nasıl bir zamanda yaşıyoruz? Bu asrın bir hassası, özelliği şudur ki,
hayatı dünyeviyeyi hayatı bakiyeye bilerek tercih ettiriyor. Bilerek. Bilerek. Yani biliyor, biliyor. Aslın özelliğini tanımlıyor. Şimdi insanlarla işi yok. Aslın özelliği neymiş bu aslın? Hassası şu. Ahireti biliyor. Seviyor. Ama dünyayı, fani, geçiciyi tercih ediyor. Bakiye. Yani dünyayı ahirete, fani bakiye tercih ediyor. Bu ne demek? Yani kırılacak bir cam parçasını baki elmaslara bildiği halde tercih etmek bir dustur hükmüne geçmiş. Kırılacak cam parçası ahiret. Yani. Ben bundan çok hayret ediyordum. Bugünlerde ihtar edildi ki ben bundan çok hayret ediyordum. Niye böyle oluyor? Bugünlerde ihtar edildi ki nasıl, şimdi insanda misal veriyor kendi hayatından. Arkadaşlar bunu çok duydunuz ama bir de yeni duyuyormuş gibi bakın bakalım alıcılarımız alsın yani. Yani ben bunu zaten biliyorum deyip bakarsan alamayız. Nasıl bir uzvu insani, insanın bir organı hastalansa, yaralansa, sair aza vazifelerini kısmen bırakıp onun imdadına koşar. İlk defa duyuyormuş gibi böyle bir dinsiz bakayım ne olacak. Bir insan organı, böbreği, dalağı, taşı var, nesi, ne bileyim midesi ağrıyor, karaciğer, akciğer kanseri olmuş vesaire. Bir organı yaralansa ve hastalansa diğer organlar vazifelerini kısmen bırakıyor. O yaralı organın yardımına koşuyor. Aynı bu, bunun gibi öyle de hırs-ı hayat ve hıfz ve zevk-i hayat. Yani hıfz-ı hayat, hırs-ı hayat ve hıfz-ı zevk-i hayat ve aşkı taşıyan fıtrat insaniyede derc edilen bir cihaz insaniye çok esbab ile yaralanmış, sair letaifi kendiyle meşgul edip sukut ettirmeye başlamış. Vazife-i hakikiyelerini onlara unutturmaya çalışıyor. Şimdi organda misal verdi. İnsanda da bir latife varmış. İnsanda bir latife var. O latife bozulunca nasıl dışarıya gözüküyor? O latifenin bozukluğu nasıl anlarız? Hayat hırsı ve muhafazası. Hayata hırs olur. Hadiste geçtiği gibi ya, hadiste öyle geçiyor. Diyor ki, Allah muhabbeti azalma nispetinde dünya sevgisi artar diyor. O oranda oluyor. Başka ne gözükür diyor? Fani baki gibi gözükür. Fani baki gibi gözüküyor. Alametini söylüyor o cihaz. Bir cihaz, yani bir organdan misal verdi, böbrek yaralansa, diğer organlar kısmen vazifesini bırakıyor. O yaralı organın yardımına koştuğu gibi, insanda bir latife var. Barla mı getirir misin Barış? Barla mı getir? Orada onu söylüyor. O hangi latife? Bozulunca, bozulmasının alameti şudur diyor. Hırs-ı hayat. Hayat hırsı ve muhafazası esas oluyor. Zevk-i hayat ve aşkı öne çıkıyor. Dünyada, hayatta zevk-i hayat ve hayatın aşkı başlıyor. Fıtrat insaniyede derc edilen bir cihaz insaniye çok esbab ile yaralanmış. Diğer o akıl, kalp, sır, hafi, ahva, bütün o latifeleri kendisine doğru çekiyor. Bu bozulduğu için kendisine uygun çalışmaya başlıyor o cihaz. O cihaz latife-i insaniyedir abiler.
Barla 273. Bak. Eyvallah. O bozulunca o nasıl bozuluyor? Balla da söylüyor aklın. Küfür bir divaneliktir. Küfür, küfür derken böyle Allah'a küfretmek değil yani. Küfür örtmek yani. Yani bizde de var bu. Yani Allah, ahiret, yapmam gereken, namaz, örtüyoruz. Küfrediyoruz yani. Küfür örtmek demektir. Kuma sokuyoruz deve kuşu gibi kafayı. Koyuyoruz kenara. Yani bu da küfür deyince hemen sokaktakilere atfedersek anlamayız. Örtmek demektir. Yapman gerekenleri örtmek. Kendinden dışlamak. Küfür bir divaneliktir. Dalalet bir sarhoşluktur. Gaflet bir sersemliktir. Dalalet nedir? وَاِيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَنَا الظَّالِينَ Dalil. Rehbersizlik. Yani ben bu akıl bana yeter. Bu akıl bana yeter. Rehber ihtiyaç duymamak. Kendisini yönetebileceğini zannıyla Allah'a ve dine ihtiyaç duymamak. Doğru ve yanlışları kendisi bulacağı zannıyla ahireti imanı etmemek veya zayıf etmek. Ona göre çalışmamak. Bir daha şey yapayım. Küfür bir divaneliktir. Dalalet bir sarhoşluktur. Gaflet bir sersemliktir ki ne olur böyle olursa alameti nedir? Var mı derecesi bizde? Baki meta yerine fani metayı alır. Yani baki gibi faniyi alır. Fani esas alır. Yani dişe vuruşu bu. İşte bu sırdandır ki ehli dalaletin hissiyatları şiddetlidir. İnadı, hırsı, hasedi gibi her şey şedittir. Bir dakika meraka değmeyen bir şeye bir sene inat eder. Ne olur bak alameti şu. İnadı, batılı, hırs, haset gibi her şey şedittir. Yani esas kafirde bu çok şiddetli ama Müslüman'a da o nispette var yani. Bir dakika meraka değmeyen bir şeye bir sene inat eder. Bir sene. Evet, küfrün divaneliğiyle. Küfür divaneliktir. Dalalet sarhoşluktur. Sarhoşluk olunca sarhoşluğuyla, sekriyle. Gafletin şaşkınlığıyla fıtraten ebedi ve ebed müşterisi olan bir latife-i insaniye bu, sukut eder. Çünkü iner aşağı, dibe vurur. Sukut değil, sukut eder. Yani bozulur. Eder. Ebedi, alameti nedir? Ebedi şeyler yerine fani şeyleri alır, yüksek fiyat verir. Mesela yapayım şimdi. Ezan okundu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Almıyor. Yani onu senin misali ver. Boruyu işte tesisatı yapıyor. Tesisatı yapmaya devam ediyor. İkindi okunuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Latife insanı bozulduğunu gösteriyor. Ne yaptı? Fani şeyleri baki gibi alır, ona yüksek fiyat verir. Fakat müminde dahi bir maraz-ı asabi bulunur. Müminde bu olmaz. Yani bu yapmaz. Ama müminde de fani şeyleri almanın başka bir haleti rüyesi varmış o. Nedir o? Maraz-ı kalbi var. O da dalalet gibi emniyetsiz şeylere ziyade emniyet verirmiş. Emniyet şeylere çok emniyet veriyor. Esas alıyor onu. Lakin Müslüman, mümin
kafir gibi değil, çabuk kusurunu anlar, istiğfar eder, ısrar etmez. Müslüman düşmez mi? Mümin düşer. Ama ne yapar? Kusurunu anlar, istiğfar eder. Bak, kusurunu anlar, istiğfar eder, ısrar etmez. Özelliği o, diğerinden farklı. Hem nasıl ki bir cazibedar, sefiyane ve sarhoşane, şaşalı bir eğlence bulunsa, çocuklar ve serseriler gibi büyük makamlarda bulunan insanlar, mesture, tesettürlü hanımlar dahi o cazibeye kapılıp hakiki vazifelerini tatil ederek iştirak ediyor. Mesela düğün salonu buna örnek olabilir. Kapalı hanımlar dahi orada bir coşma oluyor. Tamam. Onlara iştirak ediyor. Yani her şeyi unutuyor mesela. Ezan okunuyor, duymaz tabii o gürültüde vesaire. Zaten saate de bakacak şeyi bak haliti olmaz. Aynı bunun gibi. Yani ortamı düşünün, düğün salonu öyle oluyor böyle. Acayip böyle. Yani unutuyor. Öyle de bu asırda hayat-ı insaniye, hususan hayat-ı içtimaiyesi öyle dehşetli fakat cazibeli. Ve elim fakat meraklı bir vaziyet almış. Mesela meraklı. Dolar ne olacak diyor mesela. Benim ahiret ne olacak merak etmiyor yani. Merak edilecek. Onlar merak edilmeyecek mi? Edilecek ama sıraya konması lazım. Mesela biz bu dünyaya imanı kazanma ve kaybetme davası açılmış. Ustad ne diyor? İngiliz, Alman ve Rus adamı diyor. Serveti olsa. İngiliz ve Alman. İngiliz ve Alman. Serveti olsa. Her gün onları verse iman adına hiçbir şey vermiş olmaz yani. Baki ya. Bak şimdi öyle dehşetli ama cazibeli. Yani pervane gibi o ışığın etrafında dönen kelebek gibi ışıktan böyle mest oluyor, döne yanıyor. Aynı öyle. O kelebeğin özelliği o. İkincisi elin fakat meraklı. Acaba bu video ne çıktı? Bu videonun devamı ne olacak? Gibi. Vaziyet almış ki insanın ulvi latifelerini ve kalp ve aklını nefse emmaresinin arkasına düşürüp pervane gibi o fitne ateşlerine düşürttürüyor. Pervane dediğimiz o işte yani. Kelebek var ya böyle ışığın etrafında böyle cezb olur. Yani kendisinden geçer. Ondan sonra yoruluyor olunca da tabii şak diye içeriye girip ölüyor. Evet, hayat-ı dünyeviyenin muhafazası için zaruret derecesinde olmak şartıyla bazı umur-u uhreviye muvakkaten tercih edilmesine ruhsat-ı şer'iye var. Fakat yalnız bir ihtiyaca binaen helakete sebebiyet vermeyen bir zarara göre tercih edilmez, ruhsat yoktur. Halbuki bu asır o damar insaniye, yani o damar var ya, latife-i insaniye, o latife-i insaniye bu asrın hayat hırsı ve muhafazası, hayatın zevki ve aşkı, bu dört taneyi. Hayata acayip meftunuz yani, çok seviyoruz. Araba değiştirelim, hayat o işte. Telefon değiştirelim, elbise değiştirelim, ev değiştirelim. Mesela ya bir kümes dahi olsa ya kafamı bir eve soksam heceler bana yeterdi diyoruz. Şimdi öyle villa gibi bir de yazlık olsa iyi olur. Bir de böyle şu olsa yani insan oluyor ya, hepimizde var bu. İşte var olduğu için o bu dersler okunuyor ki onu kontrol edelim diye. O olmaz değil. O içimizde olacak o. Olduğu için onu kontrol etmek gerekiyor. Onun adı cihat, büyük cihattır. İçinden bunlar geçmemesi değil yani. Geçecek ama onunla amel etmeyeceksin. İşte cihat o. Geçmemesi mümkün değil. Mesela vesvese bebeğim. De onu. Vur ozunu pönü. Ver tam zamanı. Böyle. Olmadı oldu. Bir sürü şeyler geçiyor ya. Allah Resulü diyor ki içinizden geçeni konuşmadıkça ve yapmadıkça değil günah. Kötülük geçiyor. Vur kafasına,
Yapmıyorsun. O zaman sevap yazılıyor. Ya kötülük geçtin ya, nasıl sevap yazılıyor? Yapmadın ya. Acayip bir şey ya. İşte bu bizde, hepimizde var arkadaşlar. Hepimizde bu, bende de var. Telefon değiştiririm, araba değiştiririm, ev değiştiririm, eşimi değiştiririm. Aşımı, işimi değiştireyim. Böyle bir şey var. Nedir o? Hırs hayat ve hayatı muhafaza etmek. Zevk hayat ve aşk. Ama bu korona, Hazreti Korona epey sarstı. Ölüm epey yaklaştı. Ha? Ne kadar ahiret yakındı. Ne kadar güzel işleri yaptı. Sonra koronanın oyun olduğunu anladı, herkes bıraktı. Koronanın, gripin değişik ismi olduğunu gene koyduk. Evet, hayat-ı dünyevinin muhafazası için zaruret derecesinde olmak şartıyla. Halbuki bu asır o damar insanı o derece şırınga etmiş ki küçük bir ihtiyaç var. Küçük ha. Olmasa da olur. Küçük bir ihtiyaç adi bir zararı dünyevi yüzünden elmas gibi umuru diniyi terk eder. Küçük ha, küçük dünyalık ha. Olsa da olur, olmasa da olur. Ama onunla namazı terk ediyor mesela. Öğlen gitti, ikindi. İkindi gitti, akşam Allah Allah. Şimdi düşünüyor şu, akşam kılmadan şimdi oturacağız. Değil mi çok? Acayip bir şey ya. Ama kesin ahiret var yani. Ahiret var. Olduğu halde. Zaten ayette öyle diyor. يَسْتَحْبُونَ الْحَيَةِ الدُّنْيَا عَلَى الْاَخِرَةِ bilerek, bildiği halde yani. İnsan da bizde var yani. Ahmet Mehmet dedi arama. Bende de var yani, hepimizde var. Ne yapıyoruz? İhtiyaçtır diyoruz. Tamam, küçük bir ihtiyaç. Adi bir zararı dünyevi yüzünden elmas gibi umuri diniyi terk eder. Aman dünyama zarar olmasın. Ya. Evet, insaniyetin yaşamak damarı ve hıfz-ı hayat cihazı, insanın yaşamak damarı ve hıfz-ı hayat cihazı bu asırda nasıl darbelenmişiz onu sayacak şimdi. Bir, israfat ile. İki, iktisatsızlık ile. Üç, kanaatsızlık ile. Dört, hırs yüzünden bereketin kalkması ile. Hırs bereketi kaldırıyor. Yani var ama aç, doymuyoruz. Bereket olmadığına delil şu: cebinde para var ama aç. İhtiyacına kullanamıyorsun mesela, yapamıyorsun. Veya biter zannıyla, biter. Hala aç yani, yeni bir şeyin, yeni bir şeyin, yeni bir daire, yeni araba, yani böyle. Acayip hepimizde var. Bir, bu damar latife insaniye nasıl zarar görüyor? İsraf ile, israfat ile. İsraf deyince böyle lazım olmayan ayakkabı, elbise, şey almak da zannetmeyin ha. Mesela akşam geldin işten, geldik. Yani akşama çalışıyorduk, tamam. Gece 12-1'lere kadar videonun karşısına çıkıyor. E peki kimin zamanı, gavurun zamanını mı harcadık? Hani bizim köylerde böyle bir şey var. İftara yakın bir saat bir böyle volta atıyorlar, bir böyle volta atıyor. Dayı ne yapıyorsun diyorum balkonda. Zaman öldürüyoruz ye. Yeah. Dedim ki dayı, gavurun zamanı mı bu? Bakıyor böyle. Ulan doğru söyledin ya diyor. Hakikaten o bir saat, hem iftara yakın iki saat mesela. Ne kadar değerli. Bir saat ne demek olduğunu entübeye bağlı olan, yoğun bakımda olan ünitelerdekilere sormak lazım. Bir saat ne demek olduğunu astım hastalarına sormak lazım. Akciğer kanseri olanlara sormak lazım. Bir nefes almanın toprak altındakilere sormak lazım. Bir defa nefes almak. 500 sene yaşayıp bir defa la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyemeyen nasipsiz insanlara sormak lazım. Bir defa nefes almak nedir? Onu Kur'an söylüyor zaten. Onlar var ya 500 sene, 700 sene, 2000 sene yaşamış. Şimdi ne kadar istiyorlar Kur'an lisanıyla ki? Ya Rab bir an bize müsaade et. Çıkalım. Ulan 500 sene yaşadın da olmayan bir şeyi bir anda nasıl yapacaksın onu? Ya nasip işte. Demek ki arkadaşlar israf böyle para, pulu, elbiseyi sarmak değil. En önemlisi Allah'ın verdiği en büyük sermaye ömrü harcamak.
lazım olmayan şeylere harcıyoruz. Bak israf, zaman, nefes. Hakikaten acayip ha, böyle nefes almak, alabilmek. İsraf, iktisatsızlık, iktisatsızlık. İktisat nedir iktisat? İktisat. Yerli yerine kullanmak değil mi? Evet. Evet. Kast edilen şeye atmak. Kasttan geliyor, kast. Sonra kanaatsızlık. Kanaat yok bizde, kanaat yok. Şu arabada, şunda, şuda, 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 şuda acayip bir şey harama sokuyor bizi. Bir sürü haramlara girdik. Bir sürü şeylere borçlandık. Hadi bakalım. Acayip bir şey ya. Lan fesubanallah ya. Lan iki tane daire var. Bilerek söylüyorum. İki tane daire var. Bir dairede niye giriyorsun ya? Ne zaman yaşayacaksın bu dünyada? Ne zaman bu dünya yaşayacaksın ya? Tabii mesai getiriyor bunun. Onun getirmiş olduğu bir sürü şeyler, sıkıntılar var. Yani değer mi ya? Ya bazen çingenelere özeniyorum ya. Ustad çingeneler için demiş. Yani bu bunların hayatı bizim hayatımıza benziyor demiş. Yani yarını düşünmüyor dünya cihetiyle. Yarını düşünen bir çingene yok yani. Yediği, buldu yiyecek yani. Bak bitti ya. Bu kadar da belki ifrat oluyor ama biz de tefrit mi ediyoruz ya? Kanaatsızlık. Bir de hırs yüzünden bereket kalkması. Yani bereketin kalkması şöyle anlarız. Doyma yok bizde. Yani güven olmuyor. Allah'a güven olmuyor. Allah rızkımıza kefil. İmanımıza kefil değil ama. Biz tam tersini yaptık. Sanki kefil değilmiş gibi rızıkla böyle acayip koşturuyoruz. Sanki imana kefilmiş gibi lakayt oluyoruz imana. Allah imana kefil değil. Rızkınıza kefilim diyor. Yanlış söylüyorsam siz düzeltin beni ya. Öyle mi abi? He, rızkınıza kefilim diyor. Yaşayacak kadar rızkın gelecek. Hırs yüzünden bereketin kalkması şu. Doyma yok. Tatmin yok yani. Tatmin yok. Doyamıyor. Bunlar en güzel misal insan nevinden Yahudilerdir. Mal biriktiriyor ama yiyemiyor. Çok olduklarına bakma parası. Yiyemiyor. Abek uzun biter. Yiyemez. Sonra fakr-ı zaruret. Yani varlık içinde 232 kastamında varlık içinde kahtugala diyor. Fakirlik yaşıyoruz. Kafada, kalbimizde yok yani. O yok, bu yok, o yok. Bu Sapancı Koç'ta dahil yani mevcut servetine kanaat etmeyip öyle hedefi var ki o hedefine göre şu mevcut arasındaki boşluk kadar fakirdir. Hedefi kadar mevcut arasındaki boşluk hedefiyle serveti arasındaki boşluk fakirliktir. O zaman ben biraz çalışmıştım bu işte zengin kimdir, fakir kimdir? Talep çokluğu olan yani servetiyle, varlığıyla, hedefi arasında boşluğu kimin fazla ise o fakirdir. Kimin mesafesi azsa zengindir. Uygulayayım onu. Zengin malı çok olan değildir. Talebi az olandır. Fakir malı olmayan değil. Talebi fakir kimdir? Çok olan. Talebi çok. Mesela ne istiyorsun? Helikopter lazım. Kafaya taktın. Spor arabası lazım. Onun fakirisin. Mevcut arabanı unuttun. Demek ki fakir talebi çok. Talep çokluğundan. Zengin talebi azlığından kaynaklanıyor. Mesela içi düşünün bir insanın. İçi aç. Doymuyor ya bir şeyle. Bu adam zengin mi ya? Ne koyarsan koy. Dehliz gibi bir içi var. Ne ata kamyonu atıyorsun, servet alıyorsun. Holdingleri atıyorsun. Gene doymuyor. İşte o zavallı o. Fakr-ı zaruret maişetin ziyadeleşmesiyle o derece o damar yaralanmış. Maişetin ziyadeleşmesiyle de çok garibime gidiyor Fatih. İhtiyaç olmadığı halde onu ihtiyaç yapıyoruz. Olmaz ki onsuz. Onsuz olmaz. Mesela ben sayayım. Elektriksiz oluyordu eskiden. Hiç kimsenin hatırına da gelmiyordu.
Şimdi diyoruz vay be nasıl yapıyorlar. O zaman öyle vay nasıl yapıyoruz hiç demiyorduk. Ben yaşadığım ilkokul 3'e kadar, ilkokul 3 ve 4'e kadar el etik yoktu. Ortaokulda bir çocuk vardı çaylığında. Hoca, buzdolabı da mı yoktu? Elektrik yoktur diyorum, buzdolapsızlığı düşünemiyor. Mesela bir çocuğa şimdi cep telefonu yok ha? Cep telefonu, Allah Allah. Nasıl yaşadınız ya cep telefonsuz diye. Şimdiye kadar. Ya. Yani bakın ne kadar tiryaki olmuşuz, onu demek istiyorum. Bir gün mesela WhatsApp'lara, biplere bakmasak hatta, değil mi? Hepimiz, ben de dahil. Hasta oluruz ya, nasıl bakıyor? Allah Allah. Kim ne yapmış ya, ne demiş ya? Kim ne demiş ya? Ne yazmış? Dur hele ya. O kadar acayip bir ihtiyaç olmuş ki. İhtiyacı çoğaltmışız. Emirdağ, ikinci Emirdağ 96'da söylüyor. 4 tane ihtiyacı hakiki iken biz kaça çıkartmışız? 100. 4 tane neydi abi şey Resul hatırladın mı abi? Ekmek, yemek, yaşamak ve binek. Ekmek. Barınak. Barınak. Giyecek yani. He? Giyecek. Giyecek elbise. Ekmek, yemek. Yaşamak. Yemek, yaşamak. Bir de barınak, ev yanarım. O kadar. Yemek. Şimdi ne yapmış medeniyet? Ziyadeleştirmiş. 96 ikinci emirde. O kadar çoğaltmış ki, onsuz. Yani öyle bağımlı etmiş ki, kurtulamıyoruz. Hür müsün? Neyi hürsün ya? Kafamıza girmiş kalnaz. İlan gibi sokmuşlar, o devamlı kemiriyor bizi. Yani bu derste sana bana ait değil, hepimizin derdini masaya koyuyoruz da, o en azından bu dersleri ikaz eden, bu dersleri dile getiren bari bir yer olsun ya. Onun için arkadaşlar, kafamıza ilan sokmuşlar ya. Yani öyle bağımlı yapmışlar ki. Mesela İsrail'in okullarında hesap makinesi yok. İsrail'de faiz haram. Yani anlıyor musun bakalım? Hesap makinesi yok. Bill Gates'in çocuğu o zaman demişti. 17-18 yaşında oğlum var demişti o zaman. Yani o bilgisayarı yok dedi. Çok acayip değil mi? Koronayı yapan adam ben vurdum, vurdurmadım diyor. Sihatlı olmam lazım ki sizinle meşgul olayım. Onun için vurdurmadım diyor. Utanmadan söylüyor bunu. Dedi ha, ben mi uyduruyorum? Duymadın mı? Duymadınız mı? Ya sizinle meşgul olabilmem için diyor, ben vurdurmadım diyor, vurdurmadım diyor. Sonra baktı ki aşı için diyor. Sonra tepki gelince vurdurdum şimdi dedi. Neler oluyor? Hep de gözüne baka baka adamı ahmak yerine koyuyorlar ya. Ya ne bileyim öyle mi olduk? İhtiyaç olmadığı halde kendimize ihtiyaç yapıp fakir olduk. Onun fakiri olduk. O derece o damar yaralanmış. Yani latife-i insani yaralanmış. O şerait hayatın ağırlaştırmış. O derece zedelenmiş. Mütemadiyen ehli dalalet de nazari dikkati, nazar dikkat de şey, YouTube'dur, reklamlarla nazar dikkati şu hayata celbede de o derece nazar-ı dikkati kendine celbetmiş ki etna bir hacat-ı hayatiye büyük bir meseleyi diniye tercih ettiriyor. Bunun en tehlikelisi videoda değil arkadaşlar. O bir sanat bir türemiş. Mesela diyelim ki reklamlarda öyle bir şey yapıyor ki ne diyelim ki BİM'e girdin, A101'e girdin. Ne ihtiyacın var? Pirinç mi alacaksın? Yanına şey koyuyor, kuru fasulye koyuyor. Yani onun yanına koyuyor. Veya bunu alacaksın hemen ilk girdiğin zaman yeşilliği koyarlar. Bütün marketlerde. Rahatlamak için. Yönetimi diyorlar. Ha tamam mı? Algı yönetimi. Algı. Ha, algı diye bir şey için. Mesela bir şey ta oraya koyarlar. Orada dolaşmak gerekiyor. Bak mesela barbunyanın yanında pirinç vardır. Barbunya görünce pirinç de güzel gider ya. Pirinç veya barbunya aldım. Şimdi bu bunun altına çıkmak var ya böyle bu reklam bombardımanın basit değil ha çok tesirli bir sektör bu reklam. Bloke ediyor ya beyni. Beyinde böyle sırrı çözmüşler adamlar.
yani beşeriyetin var ya, bedenin şeyi çözmüşler. Bağımlı yapıyor. O mümkün değil onsuz. O çıkacak ya diyor. Açız diyor. iPhone'un kuyruğuna girmiş. 15-20 bin liralık telefon. Yalan, küllü mü yalan? Bir fakir fukara bir araba yok sokakta. Birisi diyordu abi, çocuk susmuyor. Ufak 6 aylık, 7 aylık çocuk. Reklamları açıyormuş adam. Hiç öyle bir şey yok. Çünkü içerisinde başka şeyler var da ben bildiğim için söylüyorum. Hani endişe ederseniz diye anlatmak istemiyorum. Biraz işimdir o benim. Arkasında. Ama şu kadar bilin ki ahir zamanda diyor rivayette cinler şehri işgal edecek. Onu söyleyeyim size. Ben nakilde hitap yoktur. Cinler nereye binecek? Elektriğe binecekler. Yani bu elektriğe değil. Elektriğe binecekler diyor renkli renkli. Mesela akşam 3'te kalkın, işinizi yapmayın. Karşıki binanın odasında perde, tül veya açıksa ışık yanmıyor. O televizyonun veya internetin böyle dalgasını dışarıya kadar nasıl yansıttığını göreceksiniz. İşte onun üzeri menfi ise onun üzerine ervah habise ve cinler biniyor. Onun için herkes ama sen de ben de seyrettiğimiz kadar sıkıntılıyız. Sıkıntı ervah habise o. Ben size çok açık söylüyorum. Merkezlerden elektriğe, filmlerin üzerine cinler bindiriliyor. Müspet noktada? Müspeti de böyle. Mesela bu ders diyelim. Şu anda canlı yayın var. Bu burada ruhani bindirilmiş. Şu andaki ortam buna bindiriliyor. Menfi ve müspet. Delilim nedir? Sözler 246. İnsanın fıtratını bozan. Bir. Yanlış yollara sevk eden erva-ı habise. Yani hangisi iyidir, kötüdür? Fıtratını bozuyor mu? Seni yanlış yollara sevk ediyor mu? Olmayan bir ihtiyacı ihtiyaç mı yapıyor? Fani baki mi yapıyor? Seni asabi mi yapıyor? Gergin mi yapıyor? Mesela haberler. Ya gelişmiş Almanya'da en uzun haber. Ben baktım ya, bilerek söylüyorum. Ya Almanya'dan dinleyen de var şu an canlı. 7 dakika 9 dakikadır haber. Ama Türkiye'de saatlerce. Evet sayın seyirciler. Bekliyoruz açıklaması. Şimdi gelecek bilmem ne. Oh. Niçin? Sinek kalkmış Antalya'dan. Mersin'e giderken ayağı kırılmış. Onu haber yapıyor. 10 tane, 100 tane Bitlis'te bir tekstilci 100 kişiyi doyurmuş, ev vermiş, haber yapmaz. Nerede olumsuz varsa. Onu pompalıyor. Bizim dede de, babalar da o kanaldan o kanala niçin kaçıyor? Bir oradan sıkıldı. Bari bir şey duyayım, bir şey de rahatlarım diye dolaşıp duruyor. Ama bitap düşüyor. Peki Azam abi, niye o güzel haberler rağbet görmüyor? Rağbet değil ki, vermiyor ki. Hani verse de hani daha çok insanlar heyecan verici böyle. O da var ama vermiyor. Vermiyor. Yani mesela Almanya'da niye kötü vermiyor? Mesela Türkiye'deki videolara bakıyorlarmış. Bugün de her gün onlarla görüşüyorum. Ya mesela Fransa yakıp yıkılıyor bir şehir, öteki şehrin haberi yok. Haberlerde yok. Medyası da şeyi de memleketçi böyle. Burada olmayan yalan öteki kanal söylüyor. Şu kadar yürüyüşü tenkit için yürüdüler diyor. Oysa 10 sene önceki bir yürüyüşü oraya monte etmiş. Yalan, külümen yalan. 20-30 sene önceki Çin zulmünü şimdi gösteriyor. Niye? Çin'le Türkiye yaklaşmasını şey yapsın. Alakası yok. Oradan yaşayanı biliyorum. Neden bunu Türkiye'de yapıyorlar? İman ve küfrün en zıt çatışma yeri burasıdır. İslam'ı nerede öğreneceksin? Mekke'de değil, Türkiye'de. Komünizmi nerede? Moskova'da değil, Türkiye'de. İman küfrün en zirve olduğu. Ya kardeşim, bu kadar batılı pompalanıp da sağlam bu millet nasıl kalabildi ya? Devamlı batıl. Ondan sonra illüminat yapıyorlar. Her müzikte, filme subliminal yapıyorlar. Illuminat ayrı, subliminal ayrı. Şeklen olursa subliminal, fikir şey, düşünceni bozmak için illuminat yapılıyor. Bilerek söylüyor. Mesela bazı şeylerde ben hissediyorum. Şu anda bunun üzerinde vardı dedim. Çünkü hassas olduğum için ateş basıyor o anda. Yani tak, sanki bir yerden bir iğne batırdı. Böyle oldum. Burada bir şey var.
Ya. Mesela müzikleri, müzik ses şey var ya, müzik şeyleri, ses şeyleri, lafızları. Tersten ayrı bir mana ifade ediyor ha. Tersten. Mesela düşün, dertlerin şaha kalktığı zaman diyor, duyuyordum hapishanede. Adam kendi söylüyor. Bir sitem yolla Allah'a diyor bak şimdi. Sanki Allah yaptırdı sana bu suçu ve seni. Bak Allah'a. Adam bunu dinliyor. Bak değil mi? Onun üzerine içinde ervah hali olur mu? Sitem yolla Allah'a. Mesela adam diyor ki camiler kalksın, meyhaneler açılsın diyor. Bunu da müzik diye dinliyor. Şarkı mı? Şarkı. Camiler kapansın, meyhaneler açılsın. Zın 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 zın. Ya. Mesela öyle bir müzik, metal müziği mi ne diyorlar? Tanrı yok, Tanrı yok, Tanrı yok, Tanrı yok, Tanrı yok. Su böyle diyor ha. Tık 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 onu anlamıyor. O ne yapıyor? Beyne giriyor. Beyinde devamlı çalıyor, çalıyor. Kimse gitmediği halde almaya da 15 dakikada ve yarım saatte bir abi orada canlı yayında olan da var. Çanlar niye çalıyor? Pazar günü şey. Bizim gibi 5 vakit namazları yok ki. Onlar bir pazar günü ayinleri var. Niye her saat başı çan çalıyor? Oraya alışan beyin, ben bile oraya 15 gün, 20 gün kalırsam almaya da Türkiye'ye gelince beynim çan sesi istiyor. Alışmış ya. Tam, tam. Burada da tam tersi. İngiliz'in bir ailenin Taksim'de mi ne yaşıyorlardı? Ezanı duya 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 çocuk orada ağlamış. Burada tayini gidince ezanı duymak istiyormuş çocuk. Beyin ya. Yani beyin telkin demek istiyorum. Telkinle şekilleniyor. Reklam böyle abiler. Olmayan ihtiyacın o hakikatenler bu cihaz nasıl bir şeydi ya bu telefonu alsak ya. Girdi o kafana ilan gibi. O derece hayatı ağırlaştırmış ki, yaralamış, mütemadiyen ehli dalalet nazari dikkati şu hayata celbede ede. Hayat sanki hep bu. Derse gelemiyor. Çünkü ek iş yapıyor. O derece nazari dikkati kendine celbetmiş ki, etna bir hacati, hayatiye büyük bir meseleyi diniye tercih ettiriyor. Ya. Din mi olacakmış, dershaneler mi varmış, akrabam mı varmış, fakir fukara mı varmış, ahirette sadakam, zekatım mı varmış? Uç, o borçtan o borca, ondan ona. Herkes kendisine baksın. Zaruri mesken ihtiyacın dışında hangi eve girdik gene? Niye girdin? Niye girdin ikinci eve? Oturduğun meskenin var. Çocuk için. Bırak o kazansın. Sen girdin ya tamam. Ama peki bunun sana getirisi nedir? Hizmete veremiyorsun. Gayret edemiyorsun. Yardım etmiyorsun. Aklın fikrin orada. Bütün gayretin orada. İşi onun üzerine kurdun. Ek iş yapıyorsun vesaire. Yani arkadaşlar hepimiz aynı hastayız da onun için söylüyorum. Hiç kimse sakın gücenmesin. Aynı öyleyiz. Oturduğun evin dışında başka bir eve niye girdin kardeşim? Sen söyle bakalım hadi. Niye girdin? Bu hırs hayatı o değil de nedir? Kiraya verirdin, kira gibi. Ya? O parayı pek hizmete verseydin, ahirette de kiraya verseydin. Onu bize zaten yapmaz. Ya. Ölmeyeceğiz ki abi. Ölmeyeceğiz. O iş yok ki yani. Yok ki. Mesela yalandan ağlıyoruz. Mezarın ben işim bu ya. Mezara defnediyor. Yalandan. Ya bırak yalandan ağlama ya. Diyesin geliyor diyemiyorsun. Ne yalan? Yalan ya. Aynen yani. Böyle ya. Şey eşi gelsin diyor. Yalan. Küllümen yalan. Yalandan ağlaması da belli ya. Getiriyorlar ya böyle. Densinler ki böyle ağladı. Ağlamasın demesin. Allah muhafaza ya. Durumumuz hepten iyi değil yani. Etna bir hacat hayatiye bak. Küçük bir dünyalık, büyük bir meseleyi dini tercih ettiriyor. Mesela bu parti siyaset dahi olsa soğana taraf gelini değiştiriyor. Ona soğanla Galatasaray Fenerbahçe'yi değiştirmiyorsun da. İman küfür ya. Sen siyaset mi zannediyorsun?
O onlar hep sebep, vesile. Bakayım sen kimsin? Önüne konulan o ya. Soğanla taraf gelini değiştiren adamsın ya. Soğanla. Nasıl bir adamsın? Yani kendime diyorum nasıl bir adam o? Nasıl bir adam o? Deme abi. Soğandan önce ben seni biliyordum. Nurcu'ydun yine şimdi Nurcu'sun. He ya. Soğan ya. Allah Allah. E ama niye böyle diyor? Ama kardeşim Kur'an'ı bastı, Ayasofya'yı açtın. E soğan, dolar üzerine mi şey yapacaksın şimdi? Umurunda değil ki Ayasofya. Ne açılsa, açılsa ne olacak? Bana ne, karın mı doyuruyor diyor. Bize böyle diyor. Doğru kardeşim. Başörtü karın mı doyuruyor? Risale'nin basılması ve Kur'an'ımızı onaylasın diyor usta. Ve Risale'nin devlet eliyle basılarak bütün camiler askeri kışlalara girdi, ben şahidim. Umurunda değil ki. Soğan niye zamlandı? Aferin. Sen soğan partisini tutarsın. Bu tarafgirlik basit şey değildir arkadaşlar. Galatasaray'ını, Fenerbahçe'ni terk etmiyorsun da. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Hafif böyle dokunsa duman olacaksın diyor. Tarafgirli meyletmeyin diyor. Zalime, küfre. Ya. Etna ondan açıldı ya. Ben burada bir misal vereyim. Etna bir Hacat-ı Hayatiye. Soğan mesela. Büyük bir meseleyi diniye tercih ettiriyor. Adam dindar mı? Önemli değil ya. Soğan ucuz mu da? Bu acırıp asrın bu acıp hastalığına ve dehşetli marazına karşı kalp hastası. Bu soğanla alakası yok. Soğan da ortaya çıkıyor. Demek ki Allah hadiseleri içimizi dışarıya bize gösteriyor. Aynaymış meğer bunlar. Kendimizi bize seyrettiriyor. Ha ben buyum. Allah dese ki ben senin içini biliyordum. Sen buysun. Haşirde der ki kişi, ya Rab ben böyle değildim. O zaman Cenab-ı Hak bu hadiselerle kendimizi kendimizde seyrettiriyor. Ne ile? O çıkan olaylarla. Soğanla alakası yok bu işin. İçimizin ne kadar kararsız olduğunu, oturaksız olduğunu gösteriyor. Yani doğruların yanlışların birbirine girdiğini gösteriyor. Onlar bahane. Ya. Acayip bir şey. Ben meselede de görmüştüm. Hadisede. Adama sana kızacağım diye Süfyan'a taraftar oldu ya. Fesubhanallah. Düşmanımın düşmanına bak düşmanımın düşmanına dost olursan veya düşmanının düşmanına düşman olursan ne olur? Buna dost oluyorsun. Otomatik değil mi? İki düşman kabul et. Sen de buradasın. Şimdi bu ikisi düşman. Buna veya buna. Buna düşman olursa buna otomatik dost olmuş olmuyor. Acayip bir şey ya. Yani ölçüler birbirine girmiş. Peki abi bu söylediğin Nurcu veya Dindar. Aha, ya. Evet, cemiyet ne yapsın abi? Ya. Peki elini kaldırır mısın Ömer? Eline bakar mısın abi? Bak eline bakar mısın? Evet. Bak abi. Su attığını kabul et. Ve insanlar su içiyor. Ve sen de birisi de su içiyor. O adam münafık hala. Peygamberin parmağından su içiyor. Mucize görüyor. Ahlak güzelliğini görüyor. Hala münafık. E parmağından su içiyor. Risale'den dinlese ne olur ya? Ya Risale'nin talebesi böyle olur mu? Kur'an'ın talebesi oluyor da. Müslüman Kur'an'ın talebesi değil mi? Kur'an'ın şakirti oluyor da Risale'nin talebesi olsa ne olur? Parmağından su akıyor. Bir tağım çanak, böyle ufak çanak tağım da 300 kişi duyuyor. Kendisi de görüyor. Görmedim Ebu Cehil. Onu gördüm. Amcası görmedi mi amcası? Ne acayip sihir varsın demedi mi? Çok yani gözüyle görüyor. Bunlar basit adam değil ya. Arap Yarımadası'nda 7 tane alim varmış. Bir tanesi de Ömer'in Hişam, Ebu Cehil yani. Onun beyti Kabe'ye asılıyordu. Böyle adam basit adam değil ki. Görüyor. Kuyu meselesini anlatmıştım o bez meselesini.
Elinde parmağını attın. Velid İbni Muğire. 10 tane ayet gelmiş onun hakkında. Baktı ayette. Ben dedi geçmişi de biliyorum. Çok yaşlı adam. Geçmişi de biliyorum. Bu beşer olmaz dedi. E ne diyelim? Sihir deyin gidin dedi ya. Sihir. E biz mesela mezarlıktan çıkıyoruz, gömüyoruz. Namaz gene kılmıyoruz. Nasıl bir şey ya? Bak amcamızı gömdük, dayımızı gömdük. Geliyoruz, namaz yok. Allah Allah. E oradan geliyoruz, totonot oynuyoruz. Çok zor. Bu dersi dinliyoruz. Gene giriyoruz YouTube'lara. La girme o pisliklere ya. Ya kardeşim eve cinleri sokuyorsun, kanal açılıyor. Bir anda öfke patlaması, gergin olması, tahammülsüz, sabırsız, gergin olan bir ailede demek bir şey girmiş buraya ya. Sihir yaptılar, hiçbir şey yapmadılar. Göz hiçbir şey yapmadı. Sen kanal açtın onlara. Öyle diyor. İkinci lemada işlenen her bir günah kalp ve ruhumuza yaralar açar. Öyle değil. Lemalar da söylüyor. Giriyor içe. Her bir günah, günah, küfre gidecek bir yol. Günahın bizdeki, dindeki karşılığı enerjidir. Şey, biyolojik karşılığı enerjidir. Dindeki karşılığı haram. Mesela karşıdan bir tane haram. Bu dindeki adı haram. Biyolojik yapışı şu. Yaymış olduğu enerji gözle içeriye giriyor. Girmiyor. Sonra hayalen kullanmıyor muyuz? Hormonlar değişmiyor mu girince? Demek bir şey yaptı da tesir yaptı yani. Demek ki girmiş içeriye. Fiziksel boyutu bu. Eşyanın kendisiyle muhatap değiliz ki. Hiç kimse bunu kendisini görmüyor ki. Tutamaz ki. Bunun buradan çıkan şuayı, enerjiyi biz görüyoruz. Kendisini göremeyiz ki. Buradan çıkan enerji geliyor. Bunun itmesiyle, bunun itmesiyle şey yapıyor. Yoksa bizzat kendisine temas edemiyorsun. Bunu kendisi söylüyor. Yani fizikteki o günahın adı, o kişinin yaymış olduğu dalga, şu anda bana bakıyorsunuz. Yaymış olduğum dalga, muhabbet ettiğin için gözden giriyor, kopyala yapıştır oluyor. Onun adı sirayet. Sirayet. Sıçrıyor. Bunun tesirinin en zirvesi peygamberin sahabesi. Sahabe. Niye sahabe olmuş? Peygamberden sirayet var. İşte devam edeyim. Bu acip asrın bu acip hastalığına ve dehşetli marazına karşı Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın tiryak misal ilaçlarının naşiri olan Risale-i Nur dayanabilir. Gençler, gençlik çok az. Sakın ha üzülmeyin. Ya bu ne biçim ders ya? Nereye geldik ya? Biz kendimizi ferahlamak. Arkadaşlar bu çok önemli. Sizi uçursalar kaçacağız. O cennetliksin falan. Tamam şudur bu. İnanmayın ya. Sen de zaten inanmıyorsun. Hastalığımız tespit edilmesi lazım. Etrafımıza kurulan kuyuları, tuzakları bilmek lazım. Niye kendini kötü hissediyoruz? Niye sen kendini kötü hissediyorsun? Sebebi bu arkadaşlar. Durup dururken sıkıntı gelmez. Canı darlanmaz. İşlediğimiz o günah içeriye girenler enerjiye dönüşüyor. Yani dindeki adı günahtır, fizikteki adı enerjidir. İçeriye giriyor aktif o. Mesela bir şey hayal edince öfken, gadab, şehvetin, vücut, hormonlar değişmiyor mu? Demek ki içeride. Ya. Onun Risale-i Nur'un metin, sarsılmaz, sebatkar, halis, sadık, fedakar şakirtleri mukavemet ederler. Öyleyse her şeyden evvel onun dairesine girmeli, sadakatle tam metanet, yani sadakat dendiği gibi yapmak, sıkıntılara karşı böyle geri dönmemek, ciddi ihlas, tam itimat ile ona yapışmak lazım ki o acip hastalığın tesirinden kurtulsun. Umum kardeşlerimize birer birer selam ve dua ediyoruz. Aleyküm selam. Şurada da diyor ki, ben tahmin ediyorum ki bütün küre-i arzın, bütün gençler, ben tahmin ediyorum ki dünyada diyor her tarafta manevi yangınlar var, fırtınalar var, yangınlar var. Yani ateş, sıkıntı. Hiçbir şey kararında kalmıyor. Dolardır, paradır, maldır, arabadır. Fırtına o demek. Her şeyin yeri değişiyor.
Yangın demek içsel sıkıntı dünyada. Bu ortamda hiçbir şey kararında olmayan, devamlı değişken bir kalp, devamlı oynak bir fikire sahip olan biz, selameti kalbini ve istirahat ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakiki ehli iman, ehli tevekkül ve rızadır. Kim kurtulur? Hakiki ehli iman, ehli iman hakiki. Ehli tevekkül Allah'ı vekillemiş. Allah kendisine ki yani evellemek. Yani Allah ile düşünen, ahirete göre karar veren demek. Ehli tevekkül o demek. Allah ile düşünen, ahirete göre karar veren, doğru ve yanlışların ahirete imanla karar veriyor. Ehli tevekkül ve rızadır. Bunların içinde en ziyade kendini kurtaranlar, Risale-i Nur'un dairesine sadakatla girenlerdir, sadakatla. Çünkü bunlar Risale-i Nur'dan aldıkları iman ve tahkiki derslerinin nuruyla ve gözüyle her şeyde rahmet-i ilahinin izini, özünü, yüzünü görüp her şeyde kemal-i hikmetini, cemal-i adaletini müşahede ettiklerinden kemal-i teslimiyet ve rıza ile rububiyet-i ilahiyenin icraatından olan musibetlere teslimiyetle gülerek karşılıyorlar, rıza gösteriyorlar. Ve merhamet-i ilahiyeden daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki elem ve azap çeksinler. İşte buna binaen değil yalnız hayat-ı uhreviyenin belki dünyadaki hayatın dahi saadet ve lezzetini isteyenler hadsiz tecrübelerle Risale-i Nur'un imani ve Kur'ani derslerinde bulabilir ve buluyorlar. Yani mesela böyle bir ders olur mu ya? Risale-i Nur olmasa. Nerede bulacağız böyle bir şeyi? Birkaç dakika kaldı. Bir de karşıda düz şurayı okuyayım, kesiyorum. Bu acip asrın hayat-ı dünyeviyi ağırlaştırması ve yaşamak şeraitin ağırlatması. Yani yaşamayı çok zorlaştırmış. Çok zor. Neyi zor ya? Hayat mücadele. Ne mücadele ya? İmanı kazanmaya ve kaybetmeye gelmişiz. Bir hırsımızı çoğalttığı için mücadeleye dönüşmüş. Ve çok etmesi, bir daha bu acip asrın hayat-ı dünyeviyi ağırlaştırması, yaşamak şeraitini ağırlatması ve çok etmesi ve hacat-ı gayri zaruriyeyi görenekle, tiryaki ve müptela etmekle hacat-ı zaruri derecesine getirmesiyle hayatı ve yaşamayı herkesin her vakit en büyük maksat ve gayesi yapmıştır. Onunla hayat-ı diniye ve ebediye ve uhreviye karşı yasa çeker veya ikinci, üçüncü derecede bırakır. Bu hatasının cezası olarak öyle dehşetli bir tokat yedi ki dünyayı başına cehennem eyledi. İşte bu dehşetli musibette ehli diyanet dahi büyük bir vartaya, hataya düşüyorlar ve kısmen anlamıyorlar. Nedir o ez cümle? Ben gördüm ki ehli diyanet, belki ehli takva bir kısım zatlar bizimle gayet ciddi alakadarlık feda ettiler. O bir iki zatta gördüm ki diyaneti ister ve yapmasını sever ta ki hayat-ı dünyeviyesinde muvaffak olabilsin, işi rast gelsin. Abi mesela adam diyor ki kaç sene, 20-30 sene bozulmuş. Diyor ki, bana yazdıklarını söylüyorum yani. Diyor ki, hocam diyor, ben diyor anlattığın gibi biz bunu Kur'an okuyorum, Risale okuyorum. Niye düzelmedim, sıkıntım gitmedi? Kaç gün okudun? 3 gün olmuyor. 20 sene bozulduğunu 3 günde mi düzelecek? Öyle bir şey olsaydı ben de yaparım da enayi miyim? 20 sene gaflette yaşarım, 3 günde düzelirim. Böyle bir şey olur mu ya? Niye okuyorsun Hizbul Kur'an? Dünyam düzelsin. Düzelsen ne olacak? Psikolojin düzeldi. Ne olacak? Gönül aynı devam edeceksin. Düzelip de yeniden hayatına çizgi mi açacaksın? Yok. O zaman sıkıntıda devam etmesi daha iyidir. Hatta tarikatı keşf ve keramet için ister. Demek ahiret arzusunu ve dini vezaifin uhrevi meyvelerini dünya hayatına bir dirsek, bir basamak gibi yapıyor. Bilmiyor ki saadet-i uhreviye gibi saadet-i dünyeviye dahi medar olan hakaiki diniyenin fevaid-i dünyeviyesi, yani dini şeylerle meşgul olmanın
dünyadaki faydası bile nedir? Yalnız müreccih, tercih edici, teşvik edici derecesinde olabilir. Elhamdülillah dünyada da macel karını görüyoruz. Rahat ediyoruz. Niye? Kader-i ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede ediyoruz. Merhamet-i ilahiden, adalet-i ilahiden, hikmet-i ilahiden, inayet-i ilahiden daha ileri şefkatimizi sürmediğimiz için azap çekmiyoruz. Teşvik edici de olabilir. Eğer illet derecesine çıksa ve o amali hayrın yapmasına sebep o fayda olsa. Abi ben hiç bu Kur'an okuyorum. Niye? Videolardan dolayı sıkıldım. Sıkıntıyı aşmak için. Sen bunun için okuyor. E peki düzelse ne olacak? Aynı devam mı çıksın? Diyorum bak bunu böyle yaparsan. Benim işim ya biliyorsunuz. Bak düzeleceksin. Sonra düzeldim diye eski hayatına döneceksin. O zaman bunları okusan bir daha fayda vermez. Yapma. Eğer illet derecesine çıksa o amali hayrın yapmasına sebep o fayda olsa o amali iptal eder. La akal, ihlası kırılır, sevabı kaçar. Abi okuyorum düzelmiyorum. Çünkü sen onun için okuyorsun. Düzelmek için okumuyorsun. Bu hasta ve gaddar ve bedbaht asrın bela ve vebasından, zulüm ve zulmetinden en mücerep kurtarıcı, mücerep tesirli, Risale-i Nur'un mizanlarıyla, Risale-i Nur'un ölçüleriyle ve muvazeneleriyle, dersleriyle düşünüp neşettiği nur olduğunu 40 bin şahit vardır. Demek Risale-i Nur'un dairesine yakın bulunanlar içine girmese tehlike ihtimali kavidir. Evet, يَسْتَحْبُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ işaretiyle bu asır hayat-ı dünyeviyi hayat-ı uhreviyeye ehli İslam'a da bilerek, severek tercih ettirdi. Hem 1334 tarihinden başlayıp, 1334 ne yapar? Kısa bir yol söyleyeyim size. 34 var ya 1330. 34'ten 16 çıkar. Ne yapar? 16, 24. 18 mi? 1918 diye okuyacaksın. 1334, 16 çıkıp 1900 diye okuyacaksın. Veya 584 ekleyeceksin. 1918'den sonra başlayıp öyle bir rejim ehli İslam içine de sokuldu. Evet, alel ahire cifir ve ebced hesabıyla 1333 veya 4 ederek aynı vakitte eski harbi umumide İslamiyet düşmanları galebe çalmakta. 1919 yani birinci dünya. Muhayede şartlarını dünyayı dine tercih rejimi mebdeni tevafuk ediyor. Öyle bir rejim hazırladı ki Türkiye'ye dünyayı dine tercih. Dini koyuyor kenara. 2-3 sene sonra bilfiil neticeleri göründü. 1923'te gözüktü. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات. Aşir okuyacak kardeşimiz nerede? Ha gel hafız. Göremedim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد
Allah الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شكور صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة